Selam arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Roblox'ta bilim adamı olacağız ve çılgınca deneyler yapacağız. Küçükken hep hayalimdi bilim adamı olmak, eminim aranızda bilim adamı olmak isteyenler hala vardır ve bu hayalimizi sonunda gerçekleştiriyoruz. Oyunun fotoğraflarına bakacak olursak bu deneyler birazcık çılgınca deneyler olacak gibi. Hadi hayırlısı diyoruz. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyormuş. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bir saniyenizi alıp aşağıdan video like atıp bir de kanalıma abone olursanız bana çok büyük destekte bulunmuş olursunuz. Yapanlara çok teşekkürler. Hadi videoya geçin. Oyunda bizi böyle bir menü karşılıyor. Karakterimizi mi oluşturacağız? Aa, bilim adamımızın tipini buradan seçiyoruz galiba. Bunlar birazcık taş devrindeki insanlara benziyor ama evet, bu dayıyı sevdim. Bu dayı kesinlikle aradığımız bilim adamı. Adı Memeniko'ymiş. Şimdi dayı, bu oyunda nasıl deney yapacağız biz? Burada bir sürü şey var. Süper virüs falan var. Burada ne bileyim, rastgele virüs var. Silahımız milahımız da var. Oo, buradan şey mi alacağız biz? Aa, bana sapladı silahını. Silahını bana sapladı. Sen bizim dayıya. Toplayıcımız. Aa, bir şey sapladı. İğne sapladı bize. Nasıl ya? Çıkarmamız lazım onu. Dayı mutasyon geçirecek yoksa. Kanman çıkıyor bir yerlerimizden. Ölüyoruz. Aa, ne oluyor? Zombiye dönüyoruz şu anda. Bizim üzerimizde deney yaptılar. Biz deney yapacaktık. Gerçekten baya çılgın bir oyun bu ve şu an yürüyüşümüz ağırlaştı baya. Yürüyemiyoruz bile. Herkes bir de bir şeyler saplıyor. Şuna bakın, sırtından 30 tane mızrak yer askerlere döndük. Yanıyoruz. Yaktılar bir de bizi. Bir bu eksikti. Ya ne istediniz bizden kardeşim? Ah, öldük. Hiçbir şey yapamadan öldük. Niye bize böyle yaptınız? Biz ne yapmıştık size? Tamam, bir daha başlıyoruz. Arkadaşlar, kime sinirlendiniz bilmiyorum ama lütfen hıncınızı bizden çıkarmayın. Adamlar virüs üretip bizim üstümüzde denedi ya. Bizim de acilen virüs üretmeyi çözmemiz lazım. Tipimiz değişti bu arada. Bizim az önceki dayı gitti. Aa, deneyler falan yapıyorlar burada. Bizim odamız var mı? Biz mesela bu odaya biz de girdik. Ama deneyi kendi üstümüzde yapmayacağımıza göre önce birazcık virüs üretmemiz lazım. Buradan yeni insan çıkartıyormuşuz. Aa, geldi biri. Canı düşüyor şu anda. Soğuktan ölecek mi? Bakalım, sıfıra düştü ama. Aa, öldü soğuktan. Tamam, tekrardan birini çıkarttık. Kapıyı açalım bir. Biz buna böyle bir şeyler saplayınca ne oluyor? Canı gidiyor. Tamam, kesinlikle önce virüsümüzü çıkarmamız lazım. Ondan sonra gelen adama enjekte edeceğiz onu. Gerçekten çok çılgın bir şey yapmak istiyorum. Ama sorun şu ki virüs nasıl yapılır ben bilmiyorum. Ah, ne oldu, grişlendik bir anda. Adam ne biçim virüs yapmış ya. Bu virüsleri bilim adamlarının üzerinde denemeyin arkadaşlar. Sayımız zaten sınırlı. Çarpıldık resmen ve yine öldük. Oyunda hayatta kalmak çok zor. Herkes çılgın deneylerini birbirinin üstünde deniyor çünkü. Şu anda ben can virüsü aldım buradan. Gördüğünüz gibi bakın, doldurdum. Ben bunu başkasının üstüne koyabiliyorum. Mesela ben bunu can virüsüyle şey yapayım. Canını arttırabiliyor muyum ben senin? Gel bir canlayayım seni, bir şeyler yapayım. İyileştiriyoruz galiba onu. Hızlanmaya başladı. Ya da öldürdük, bilmiyorum. Argonella diye bir virüs varmış buradan mesela. Şundan birazcık dolduralım bu elimizdekinin adı her neyse. Doldurabildik mi? Burada toplayıcı var. Ben toplayıp toplayamadığımı da anlamıyorum. O yüzden birinin sırtına çarpmak istiyorum bunu. Anladıysam Arap olayım. Gerçekten bir şey anlayamadım. Bak, yine zombi virüsü koydular bize ya. Kardeşim, bu virüsleri nereden çıkarıyorsunuz? Bak bak, yine bir şeyler oluyor. Bize bir şeyler oluyor. Ya bu dayıya bu yapılır mı ya? Ya öldük yine. Ama ben bir virüs yapmayı çözemedim. Onu bir çözebilsem her şey çok güzel olacak. Yine başlar başlamaz her tarafımıza bir şeyler, deneyler soktu bunlar ya arkadaşlar. Benden ne istiyorsunuz ya? Şurada zaten insan çıkartabiliyorsunuz. Bir salın da bir deney yapalım ya. Şekilden şekile giriyoruz. Rezil olduk. Düştüğümüz hale bak. Bir salın, bir salın. Bu hangi, ne yaptınız bize ya? Bilim adamları, gerçekten iyi bilim adamı kalmamış ya. Şu yeteneklerinizi birazcık insanlığı geliştirmek için kullansanız ölür müsünüz? Şu an bana öyle bir virüs bulaştırdılar ki taşa döndüm, hareket de edemiyorum. Yavaş yavaş ölmeyi bekliyorum resmen ya. Reset karakter çekiliyor mu? Çekelim, bu şekilde ölecek gibi. Evet. Oha, içimizden bir sürü taş çıktı. Bu nasıl virüs ya? Ne olmuş bu insanlara ya? Ben olayı şimdi çözdüm arkadaşlar. Gelip tıklamamız gerekiyormuş. Tıkladıktan sonra silahımızın içine doluyor. Bu o sırada yanarak öldük maalesef. Şimdi onlar düşünsün. Şimdi olayı çözdük. Bekleyin. Ben şimdi öncelikle şuradan bir organella almak istiyorum çünkü ismi hoşuma gitti. Şuradan biraz daha virüs almak istiyorum. Ben şimdi bunu bu beyefendinin sırtına saplasam, saplandınız mı? Abicim, bir arkanı döner misin? Virüsü mü test etmem lazım? Yok, hala üzerimizde. Saplayamamışız. O zaman şuradaki kardeşimizin üstüne bunu... Ya ben bunu kimseye saplayamayacaksam niye ürettim? Bu adamların bacakları nerede? Ne yaptınız bu adamlara? Ha, içeride bir denek var. O zaman deneğin yanına gidelim. Bir tane de biz saplayalım buna. Evet, sapladık mı? Sapladık. Yeşil şeyi sapladık önden. Oo, patladı. Ben böyle bir şey ürettiğimi anlamamıştım. Tamam, bir daha bu kadar patlamalı şeyler yapmayalım. Veyahut da yapalım, eğlenceliydi.
Buradan şimdi Argonella'yı alalım. Rastgele virüsü de alalım. Virüs çoğaltıcı var burada. Allah Allah. Buna da tıklayalım. Virüsü çoğaltsın. He, önce bunu yapmamız lazımmış virüsü çoğaltmamız için. Bunu nereden yapacağız? Şöyle yapsak buna tıklayabiliyoruz mu? Şuraya tıklayabiliyoruz galiba. İnsan kanından mı almamız lazım? Gidip buradan kan örneği alacağız galiba. Bize bir tane boş bir oda lazım. Kimsenin bizi rahatsız etmeyeceği. Şöyle sonlara doğru gidelim. Şimdi bir tane yeni insan çıkartalım. Abimiz geldi. Gönüllü kolektör. Şimdi buradan kan örneği alacağız galiba bundan. Doğru mu? Yanlış da olabilir. Aldık mı? Aldık. Aynen bakın, kan örneği aldık. Hatta biz şunu da bu abimize bir enjekte edelim. Bakalım neler çıkacak bu virüsün içinden. Enjekte ettik. Bakın sırtına sapladık şu anda. Ne oluyor şimdi? Bu abiye bir şey oluyor mu? Bekleyeceğim ya. Durup bekleyeceğim. Abi bir dakika, abiye bir şeyler oluyor galiba. Abinin bir gözü şaftı kaydı. Abicim iyi misin? Al abi bir kahve mahve bir şey iç. Oh! Ne yapıyor? Bu bize saldırıyor. Aa, kafasına çıkardı bizi. Bir şeyler oluyor abiye. Abi ne yapıyorsun? Üstada saldırılmaz. Biz seni bu hale getirdik. Adamın kafasına bir şey oluyor. Yeşile döndü şu anda. Ne yaptık biz ya? Ben çok yanlış deneyler yaptım galiba. Bu bizi bırakmıyor ki, böyle yeşile döndü. Tamam, çok iyi. Saçları falan çıktı galiba. Ama biz de kaldık böyle. O sıkıntı oldu. Ya ama bu bizi bırakmıyor. Bu yine olmadı. Tamam, bir yerde bir şeyleri yanlış yaptık. Restart atacağım o yüzden. Sonsuza kadar bu bizi kafasının üstüne taşıyacak anlaşılan. Yazık oldu ama ya. İyi adamdı. Vallahi zombi yaptık. Ama her şey bilim için arkadaşlar. Şimdi ben Argon'u... Aa ya bir durun be, bir durun. Bunu nasıl yapıyorlar ya? Ben de yapmak istiyorum. İnsanları kanser ediyor bu virüs. Resmen bilgisayar virüsü gibi bu arada. Çılgın deneyler yapmak için önce deneyimizden kan örneği almamız gerekiyor. Şöyle bir tane insan çıkartalım. Evet, gönüllümüz geldi. İsmi Noah'mış. Gerçekten mükemmel bir isim. Kan almak da zor. Evet, kanını aldık bunun. Şimdi çıkıyoruz buradan. Çıkamıyoruz. Niye çıkamıyoruz? Çıkmak istiyorum. Ya niye öldüm? Ben o deneyi yapacağım kardeşim, yapacağım. Şu abimizden bir kan örneği alabilir miyiz rica etsem? Şöyle bir alsak, aldık kanımızı. Çıkalım artık şuradan. Heh, şuradan hatta virüs mürüs bir şey de toplayalım. Neymiş? Necromella'yı alalım. Random rastgele virüs var. Topla, ne varsa topladık. Evet, şimdi buraya geldik. Tıklayalım. Tamam, insan kanı aldık ya işte. Burada insan kanımız değil mi? Toplamadık mı? Burada işte. Biz bir yerde bir şeyleri yanlış yapıyoruz galiba ama olsun. Kan bilmem nesi varmış burada da. Hayır, bir şey saplama bana. Bana bir şey saplama. Ya bir şey saplama, 2 dakika. Yine sapladı. Ya ya al al. Ben de sana şuradan ne saplayabilirim? Saplayacak bir şey verin bana. Sen miydin o? Aa, görülmez yaptı adam beni. Çok iyi. Vay, ilk defa güzel bir şey saplamışlar bana ya. Hayır hayır, tam kötü şeyler oluyor. Tamam, bu o kadar da güzel bir şey değilmiş. Çok güzel bir şey değilmiş bu, anladığım kadar güzel bir şey değilmiş ne yazık ki. Ve bir tane daha bir şey sapladılar. Kolumuz bacağımız düşüyor. Kolumuz düştü. Hayır, bacaklarımız kaldı bir tek. Kollarımızı verin. Evet, şimdi kanımız geri mi doluyor? Ne oluyor? Kan doluyor galiba vücudumuza. Ama biz kimseye bir şey saplayamıyoruz çünkü kollarımız yok. Hayır, hepiniz orada bir karara vardınız da tüm deneyleri bizim üzerimizde mi deniyorsunuz? Sen de batır kardeşim ya. Al ya, batır ya. Bir tekme de sen vur bize. Abicim banlayın şu oyunu. Bu oyun da insanın psikolojisini bozar ya bu. Bir taş olmadığım kalmıştı. Yok yok, reset, yine olmadı. Bu oyun kesinlikle banlanmalı. Kesin kararım, banlayın şu oyunu ya. Psikopat mısınız kardeşim? Mesela yanlışlıkla sapladım, kusura bakmayın. Ama ne olacağını da merak ediyorum. Şuradan bir virüs de toplayalım. O virüsü de kime? Kim o şanslı? O şanslı sensin galiba. Bak, tam olduğun yerde dururken sen misin? Evet, sapladık mı? Saplayamadık. Sapladık. Saplayamadık. Niye saplayamıyoruz? Herkes saplıyor. Ben niye saplayamıyorum ya? Oyunda sakın olduğunuz yerde durmayın. Direkt arkanızdan kamışı sokuyorlar size. Sapladım. Evet, buna gitti. Buna gitti. Bakalım ne olacak bunu. Uy, kırmızı oldu. Hayır, o da bana soktu. Bakalım bize ne olacak. Ölmeden önce diğerlerine de virüsü bulaştırmam lazım. Böyle olmaz. Hemen yeni bir virüs. Organella ver. Organella iyidir. Organella isteyen var mı? Taze taze yeni çıktı. Organella toplayamamışız galiba. Kırmızı oldu bu. Bize bir şey olmuyor bu arada. Bize bunu kim, boş şey mi sapladılar bize? Gel bakayım. Bu zombi olmuş zaten. Ne kadar zor birisine bir şey sokmak ya. Hani denk getireceğiz de kimse olduğu yerde... bir şeyler oluyor. Abi burada bir şeyler oluyor. Buldum, bakın olduğu yerde duran bir keltoş var. Ben buna şöyle, evet, bakalım ne olacak şimdi. Hayır, sen bana yapamayacaksın. İntikam almaya geliyor. İzin vermeyeceğim bana bir şey sokmasına. Bu bizim üstümüzdeki ne ya? Bu gerçekten iyi bir virüs olabilir. Hiçbir şey yapmadı bize. Yani şu anlık. Evet, ne oluyor bu adama? Evet, bir şeyler olmaya başladı. Delik deşik oluyor adam. Hayır hayır hayır, gelemez. Yemem, yemem ki, yemem ki. Yaptırtmam, dokundurtmam kendime, bırak. Bakın bizi kovalıyor psikopat gibi. Ama o adama ne olduğunu görmem lazım ya. Burada bir ablamız var. Şöyle bırakabilir miyiz onun üstüne? Pardon, abiymiş. Tiplere bak oyundaki ya. Birazcık da deneyler üzerinde bir şey yapalım ya. Bunlar sürekli kaçıyor, dokunamıyoruz. Buraya yeni bir insan rica ediyorum. İçeri girebilir miyiz? Harika. Ben bundan bir kan örneği de alayım. Ne olur ne olmaz. Kan örneği alabildim mi? Alamadım. Aldım.
Şimdi ben buna bir tane deneyden şöyle saplasam. Sonra dışarı çıkayım, yanında beklemek istemiyorum, bize saldırıyor çünkü. Evet, deneyimizi gözlemliyoruz şu anda. Değişik hareketler yapmaya başladı. Kırmızı oldu. Evet, kırmızı oldu. Böyle sağ, hayır bana sakın bir şey yapayım deme. Kan ister misin? Evet, durdu şu anda. Duraksadı. Bu kadar mıydı? Patlamayacaksın değil mi? Yanına gitsen saldırır mı bana? Korkuyorum ama yanına gideceğim galiba. Merhaba. Ben şimdi seni iyileştireceğim. Tamam bak, seni bu belaya ben soktum biliyorum. Ama sen de gönüllü olmasaydın. Evet, bu abimiz kaldı böyle. Ben bir tane de boş şey sapladım buna. Ben seni cam şişe adam yapayım bak. Nasıl fikir? Yeni karakter. Bu abimizin kanı bizde, emin ellerde. Sen bekle, ölme, ben seni iyileştireceğim. Şu makineleri niye kullanamıyoruz? Kimse de kullanmıyor ki. Virüs yok diyor. He bir dakika. Şuradan virüs mü almam gerekiyor? Hayır yakma bizi, yakma, deney yapıyorduk, insanlığı kurtaracaktım. Bir dur be kardeşim, yakma 2 dakikaya. Şurada tam bir şey yapıyordum, olacak şey değil. Oyuna girdim, bacaklarım yok. Bacaklarımız nerede? Boyumuz kadar sakalımız var. Sakat doğdu. Ben son bomba bir virüs yapacağım, kamelya virüsü yapacağım. Her şeyi dolduruyorum ve bunu hangi şanslıya? Hangi şanslı, sen orada birisine sıkarsan ben de gelir sana sıkarım. Oo, kocaman adam var burada. Sen nasıl böyle yaptın kendini? Aha, arkası dönük. Gel buraya. Gel. Al. Al, alamadık. Sen al. Bu da almadı. Biz şu an kan mı çektik adamdan acaba ya? O da olabilir. Şuradan bir bakmak istiyorum. Şuraya tıklayabiliyor muyum şu anda? Hayır, bu... Bak geldi yine arkadan biri. 2 saniye rahat durmadı. Kaçıyor bir de. Delikanlılığa sığar mı diyeceğim. Az önce biz de aynısını yaptık. Ben de sana şey yaparım o zaman. Ah, adamı yaktım. Yakma virüsünü bulmuşum. Herkesi yaktım. Oo, çok iyi. Yanlışlıkla insan yakmaca. Hayır, onlar bana da o sırada başka bir şey sapladılar. Ben de o zaman sana saplarım. Bu oyunda herkes birbirine saplıyor. Yakıyorum, herkesi yakıyorum. Seni de yakarım. Vallahi de yakıyorum, billahi de yakıyorum. Dokunduğumu yakıyorum. Oo, çok iyi. Bunu bulmak istiyordum, sonunda buldum. Gel gel, seni de yakayım mı? Sen de yan kardeşim. Yanmayalım mı hep beraber, sen de yan. Gel, hoppa, görüşürüz. En eğlencelisi kesinlikle bu. Direkt yakıp öldürüyorsunuz çünkü. Baksanıza herkes ölüyor şu anda. Oo, beyler toplanmışız burada. Yanalım o zaman, hadi bakalım. Hadi hadi hadi, öyle yok öyle yok. Gider ayak, yakabildiğimizde yakıyoruz. Biz de yanıyoruz. Bak hızlı koşuyoruz, sonra yanıyoruz. Aa, arkamızdaki herkes yanıyor mu bizim yangından etkilenince? Ve öldük. Evet, hak ettik bunu galiba. Bu kadar bence virüs, deney, çılgınlık yeter. Oyun gerçekten çok çılgıncaydı ve kesinlikle banlanması lazım. Ya böyle oyun mu olur? Oynarken eğlendim ama bence banlansın. Siz bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce bu oyun banlanmalı mı, banlanmamalı mı? Yorumlarda yazın. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.